Pensilvanya Güzel Sanatlar Akademisi'nde 19. yüzyıla ait olağanüstü bir rotundanın içerisinde tarihsel açıdan önemli bir deniz savaşını tasvir eden devasa bir tabloya bakıyoruz. Sanatçı Thomas Birch tarafından yapılmış tablonun adı Erie Gölü'nde Perry'nin Zaferi. Bu bir tarih tablosu değil, çağdaş zamanlarda yaşanmış olan bir olayın tablosu. Tablonun boyutunu size nasıl anlatayım? Hayal edebileceğiniz en büyük televizyon ekranını düşünün. Sanki sinemada gibiyiz. Sanırım 1814 yılında Pensilvanya Güzel Sanatlar Akademisi'ne bu tabloyu görmeye gelenler de böyle hissediyorlardı. Haberleri tam gözünüzün önünde büyük bir ekranda görmek gibi. Burada gördüğümüz şey aslında bazı tarihçilere göre 1812 savaşının gidişatını değiştiren bir çarpışma. Amerikalılar için bu kesin bir zaferdi. Erie Gölü, Britanya sömürgesi Kanada ile Amerika arasında bir bağlantıydı. 1812 savaşının en önemli unsurlarından biri de nehirlerin, denizlerin ve göllerin kontrolüydü. Bunlara sahip olmak, ticaret kanallarına ve dolayısıyla imparatorluğa sahip olmak demekti. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi donanmasını, dünyanın en büyük deniz gücü olan Britanya Deniz Kuvvetleri'ni yenecek kadar güçlendirdiği bir andı. Ayrıca bu dönem, kıtalara yayılan Napolyon Savaşları'nın da bir parçasıydı. Evet, Birleşik Devletler'in zaferi kesin olsa da şunu da belirtmekte fayda var. Bu savaş, yerli Amerikalılar için oldukça trajik bir dönüm noktası oldu. Çünkü Kuzeybatı bölgesinde yerli Amerika Halkları Konfederasyonu'nu kuran büyük lider Tecumseh'nin ölümüne sebep oldu. Tecumseh de dahil olmak üzere bazı yerli Amerikalılar İngilizlerle müttefik olmuştu. Amerikalılar savaşı kazanınca batıya doğru ilerlemeye başladı. Yani yerlilerin olduğu Kuzeybatı bölgesine doğru geldiler. Dolayısıyla 1814 yılındaki bu zafer anı, batıya doğru genişleme ve doğu yakasında bulunan ilk kolonilerin de ötesine geçme açısından önemliydi. Böylece gitgide daha fazla yerli Amerika topraklarını ele geçirdi. Bu tablonun beklenmedik bir kompozisyonu var. Temel çarpışma anı tablonun merkezinde yer alıyor ancak uzakta ve dikkatlice bakarsak tam ortada değil de biraz solda. Gözümüze çarpan Lawrence isimli gemi ise neredeyse terk edilmiş gibi. Yelkenlerden atılan topları görebiliyoruz. Bu noktada neredeyse bir hayalet gemi olduğu söylenebilir. Arması yırtık, yelkenler parçalara ayrılmış. Amerikan bayrağı tuvalin önünde hala belirgin ve gururlu bir şekilde dalgalanmaya devam ediyor. Ancak Perry gemiyi terk edip yoluna, orta kısma doğru devam etmiş. Topun kırmızı alevinden çıkan dumanı görüyoruz. Amerikan bayrağı bu dumanın arasından yükseliyor. Bayrak, ufuk çizgisine daha yakın kısımda olan ve batar gibi duran iki Birleşik Krallık bayrağının üzerinde. Sanki bir dönüm noktasındayız ve her şey kaybedilmiş gibi görünürken aslında zafer kazanılmak üzere. Sanatçının resmin ana konusunu, yani gemileri bir nevi belirsizleştirmeye çalışması çok hoş. Böyle yaparak dikkatimizi savaş sırasında denizde meydana gelen kafa karışıklığı ve belirsizliğe yönlendiriyor. Bu tablo savaştan hemen sonra yapılmış. Yani sanatçı bu olaya ilk elden şahit olanların yazdıklarını, örneğin kimi mektupları, gazeteleri okumuş ve muhtemelen orduya ait çizimleri de görmüş olmalı. Burada belki de onun için en önemli olan şey ayrıntıları doğru yansıtmaktı. Birch'ün kendisinin denizde bir tecrübesi olmamasına rağmen deniz kuvvetlerini gözlemleme tecrübesi var. Örneğin gemilerin türü ve kendine özgü olan bazı gemilerin tasvir edilişi doğru. Toplardan çıkan duman ve dalgalarla neredeyse Erie Gölü'nün soğuk havasını hissedebiliyoruz. Bir de bu güzel bulutlar var tabii. Birch bu tabloyu yaptığı dönemi düşünürsek, zaten yüzlerce yıldır var olan ve Hollanda'da yaygın olan denizcilik resmi geleneğine uygun çizimler yapmış. Bu tabloya baktığımda ucu bucağı olmayan bir tuval görüyorum ve gökyüzü büyük bir yer kaplıyor. Bu durumda insan, Hollanda manzara resmi geleneğini düşünmekten kendini alamıyor. Bu savaş sahnesi, Birleşik Devletler'in dünya sahnesinde bir oyuncu olacağına işaret ediyor. Tabloya göre Amerikalılar yalnızca New York ve Washington DC etrafında toplanmayacak, aynı zamanda kuzeyde Kanada'nın ticaret yollarına ve batıda yerli Amerikalıların topraklarına uzanacak, ayrıca güneydeki İspanyol topraklarını da ele geçirecekler. Yani nispeten küçük sayılan ve 20'den daha az sayıda gemiyle gerçekleştirilen Erie Gölü Savaşı, Birleşik Devletler'le Britanya,
Britanya ile Fransa ve son olarak da Birleşik Devletler ile yerli Amerikan halkları arasındaki ilişkiler üzerinde etkili oldu. Bu savaşın önemi kesinlikle küçümsenemez. Halbuki pek çok insan, hatta Amerika'dakiler de buna dahil, 1812 savaşının Amerikan İmparatorluğu'nun şekillenmesindeki öneminin farkında bile değil.